Merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta da Gerçek Ekonomi'ye karşınızdayız. Bir haftalık ara verdik Güdem Hanım'la birlikte. Ama bu hafta aybaşı olduğu için gündem yoğun, veri çok. Hepsini değerlendireceğiz. Güdem Hanım merhaba. Merhabalar Semih Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz de hoş geldiniz. İyiyiz işte, uğraşıyoruz. Aybaşı, iş çok. Evet. Veri çok. Veri çok, evet. Evet, onunla uğraşıyoruz. O zaman hızlıca başlayalım. Gerçekten çünkü çok veri var. Önce büyüme birinci çeyrek için açıklanan büyüme verisiyle başlayalım. Beklentiyi aştı Türkiye'nin ilk çeyrekteki büyümesi. %7 büyüdü yıllık bazda. Bugün de PMI açıklandı. Covid'in ilk, yani bu Covid dalgasının Türkiye ilk vurduktan sonra eşikler olan 50'nin üzerine geçmişti PMI. Ama bu sefer ilk defa, o yani ilk kırımdan, ilk dalgadan sonra ilk defa 50'nin altına indiğini görüyoruz Covid şeyin, PMI'ın. Bunun sebeplerini de soracağım. 49.3. Evet. Tabii ki bir de rekor kıran ve bizi de şaşırtan, biraz önce öğrendiğimiz Amerikan ABD PMI'yi de soracağız. Şimdi PMI esasında büyüme verisi için de önce bir gösterge. Önce bir geçmişi değerlendireyim, yani birinci çeyrek verisini değerlendireyim. Beklentiye açan %7'lik büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ondan sonra, bundan sonra biz ne bekliyoruz konuşuruz. Ya faiz artışından sonra, hani geçen sene Kasım Aralık'ta konuşuyor olsaydık bir miktar yavaşlama göreceğimizi hani konuşuyorduk o zaman da, düşünüyordum ben, ama görmedik ilginç bir şekilde. Dolayısıyla sanayi üretimi, işte PMI, sektörel güven endeksleri, ciro endeksleri gibi kısa kapasite konum oranı, iş dünyasına ait gelen güven endeksleri tüketiciden çok hep bu şekilde bir büyümeye işaret etti. Şimdi verilerin detaylarından hani çıkabilecek özet hikaye şu: ihracat odaklı sanayi yönelik bir büyüme var. Hane halkı tüketmeye devam etmiş. Ancak tüketim eğiliminde son çeyreğe göre hafif de olsa bir yavaşlama var. İkisi de sürdürülemez gözüküyor. Şöyle ki, evet, Avrupa'ya yönelik ihracat talep güçlü devam edecek ama stoklar tükenmiş. Stokların yerine yenileri konacak. Bunun için ithalat yapılması gerekecek ve maliyetler çok yükselecek. Bir, bunun enflasyonist baskıları olacak o anlamda. İkincisi de hani tüketim tarafında, işte bugün Bloomberg LT'nin tüketici güven endeksi de geldi. İşte Mayıs ayında son 11 yılın en dibinde. Çünkü İnsanlar bugün ve yarın ekonomide olacaklara güvenmiyorlar. Muhtemelen işte enflasyon daha yüksek olacağını, TL'nin biraz daha zayıflayabileceğini düşünüyorlar. O yüzden de çok ilginç bir şekilde bu kadar sert bir düşüş yaşanırken aylık bazda tüketim isteklerinde %20 artmış olduğunu görüyoruz. Yani biz bugün alalım da alabilecek ihtiyaçlarımız yarın ne olacağı belli değil gibi bir yaklaşım var. Dolayısıyla büyüme verisinin de hani bununla beraber birleştirdiğimizde ikinci çeyrekte, evet, işte bazılı etkisiyle 15'ler, 18'ler civarında bir yerde olması çok mümkün. Ama çeyrekten çeyreğe baktığımızda biz o 1.7'nin herhalde biraz aşağıya döndüğünü göreceğiz. İkinci yarıda da çok bambaşka bir resim bekliyor olacak bizi. İhracat tarafı halen gücünü koruyacak olsa da sanıyorum tüketici tarafındaki bu aşınma yavaş yavaş alım gücünün etkisiyle, azılım günündeki bozulmanın etkisiyle, geçen seneki desteklerin verilemiyor mu, verilemeyecek olması üzerinden tüketim talebini de etkileyecek diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani eksi çeyreksel bazda büyüme görürsek de çok şaşırtıcı olmayacak son çeyrekte. Şimdi bugün siz Politico'ya bir yazı yazdınız. Türkiye ve ekonomisinin ihtiyacı restorasyon dönemi diye. Şimdi o yazıdan da biraz bahsedeceğiz ama ben bir iki tane daha nokta soru sormak istiyorum. Şimdi geçen ilk çeyreğin, yani ekonomisi yılın ilk çeyreğini bir önceki yılın aynı dönemine göre %7. Onu belirtelim özellikle. Şimdi o dönemde, evet, Covid yoktu Türkiye'de henüz. Evet. Bu dönemde de orada yazıda belirtiyorsunuz. Esasında Türkiye'de yılın birinci çeyreğinde faize arttı çok ciddi bir şekilde. Naci Ağbar'ın işte Kasım'da göreve gelmesiyle birlikte hızla faiz artışı yaşandı. Ve baz etkisi de esasında, yani Covid yoktu 2020 ilk çeyreğinde. Evet. Buna rağmen böyle bir büyüme var. Nasıl oldu? Ki kredilerde frene bastık dendi. İşte eskisi kadar çok kredi vermeye başlandı. Bunlar her şeye rağmen nasıl %7 büyüdük? Ya orada da tabii şey var. Hani geçen sene özellikle üçüncü çeyrekten itibaren neler yaşandı? İşte tüketicilerin harcamaları için hani Covid destekleri doğrudan, işte Amerika'da, Avrupa'da olduğu gibi doğrudan gelir desteği şeklinde olmadı. Hızla negatif reel faize dönüldü. Kamu bankaları bunun üzerinden bir takım teşvikli krediler verdi. Tüketici de bu kredilerden tüketime yöneltildi ve inanılmaz bir parasal genişleme yaratıldı. Mali politikayla da o şekilde desteklenerek. Dolayısıyla bu hani böyle bir ivme oluştu. Onun gücünün biz yavaş yavaş bu serinin ilk çeyreğine de arttığını gördük. İlk çeyreğin bir özelliği de, evet, faiz yükseldi ama o Kasım Aralık ayında yaşanan TL'deki depresyon ya da değer kaybı tam tersine döndü. Dolayısıyla hani biz biliyoruz ki TL güç kazandığı zaman tüketici güveni yerine geliyor. Onun etkilerini de gördük.
O yüzden de hani TL'deki değer kaybına bakarak 19 Mart'ta Ağbal'ın görevden alınmasından sonra işte bugün 8.50'ler civarında hala sene başından beri %14'lük bir değer kaybına daha işaret ediyor ki dolar endeksi küresel ölçekte değer kaybederken hani bunların etkileri ikinci yarıda olumsuz olarak dönecek ama ilk çeyrek hem o verilen teşvik ivmesinin devamı hem de TL'nin değer kazanması belli bir istikrar aralığı yakalandığı için Ağbal'ın gelişiyle zannediyorum tüketim üzerinde etkili oldu. Peki siz yazınızda restorasyon dönemi ihtiyacı var demiştiniz. Bir ara reform söylemi vardı biliyorsunuz yine Naci Ağbal ilk geldiğinde. Biz reformu bile bulamamışken siz restorasyon istiyorsunuz. Yani ihtiyaç var diyorsunuz. İstiyorum. Tabii istemek de sınır yok. Yani insan her şeyi isteyebilir. Çarşı her şeye karşı evet. Tabii. Peki neden öyle bir şey söyleyeyim? Yani niye restorasyon dönemi ihtiyaç var? Bu tip hani işte biz para politikaları, belki mali politikaları, belki henüz iş görmesek de hukukta adalet atan bazı belki atılacak bazı adımlar dediğim gibi böyle bir işaret yok gerçi ama yine de bu tip şeyler yetmez mi şu anki ekonomideki toparlamaya desteklemek? Yetmediğini görüyoruz. Yani yetmediğini görüyoruz. Yani bu çok hani birkaç cümleye belki cevap vermek lazım. Biz buraya bir senede gelmedik. İki senede ya da 2018 kur krizinden beri gelmedik. Bu sistematik bir şekilde Türkiye'de demokrasinin, hukukun, ekonomi yönetimi mantığının aklın devreden çıkarılması, işte bir rejim değişikliği, sistem değişikliğiyle başkanlık, cumhurbaşkanlığı sisteme geçişle gücün konsolide olması, işte uzman kadroların etrafta olmayışı ve hani bildiğimiz şekilde ya da içine doğduğumuz iyi kötü işleyen devlet işleme şeklinde artık kalmamış olsun. Dolayısıyla bu noktaya getirenlerin yapacakları 3-5 reformla bunun bu büyük resmin değişmeyeceğini yani görmek lazım. Ben en azından öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden de restorasyon dönemi derken yani bunları tekrar asgari düzeyde tekrar bir araya getirecek. İşte demokrasiden, hukuktan altyapıyı oluşturacak, rekabet gücünü oluşturacak, yeni bir refah devleti modeli oluşturacak. Sadece işte geçen sene COVID örneğinde gördüğümüz gibi değil. Gerçekten vatandaşlarının işte bakıyorsunuz büyüme verisi içinde sermaye kesiminin aldığı payın ne kadar arttığını, iş gücü, emek kesiminin biri %20 reel anlamda artarken biri yerinde kalmış. Bütün bunları tersine çevirecek bir değişim yapılması gerekiyor. Bunun için de zannediyorum başkanlık sisteminden tekrar parlamenter sisteme dönüşle hani bir yerde farklılıkların bir tarafa atılıp önce ortak noktalardan bir değişim yaratılması gerekiyor. Bu da tabii ki seçimle olacak bir değişimin arkasından böyle bir planla yola çıkmayı ya da o seçim öncesinde böyle bir planla iddialı yola çıkmayı gerektiriyor. Çünkü derdi yaratanların çare olamayacağını zaman son 3-4 sene bize gösterdi bence yeterince. Şimdi derdi tabii insanın derdi olduğunu endekste de bazen gösteriyor. Doğrusu birebir bir ilişki yok. Özellikle de Türkiye demokrasi ve hukuk arayışının ekonomiye doğrudan bir ilişki olmadığını tecrübe ettik esasında yakın zamanda. Ama yine de bugün Bloomberg'te tüketici güven endeksi açıklandı. Ve son 11 yılın zirvesinin, pardon alışmışım, dibinde. 55.20'ye girdi. Esasında bu biraz bahsettiğiniz şeyler doğrudan etkili olmasa da onun da etkisi var değil mi? Sadece doğrudan yükselmesi, yani genel olarak kötüye gidiş eyalet insanların çünkü endeksler bazen hani PMI de belirli şekilde bazen yükseliyor bazen iniyor ama esasında yakın tarihe ve biraz da eskisine baktığımızda o seviye o da yüksek seviye hiçbir zaman da ulaşmıyor artık yani biz esasında biraz potansiyelimiz her zaman altında hem tüm endekslerde görüyoruz. Ya ben şeye çok hani hep böyle Çin'le karşılaştırıyorum. Çin'de de demokrasi yok ama işte yatırım var. Çin'de akıllı bir ekonomi yönetimi var. Çin'de akıllı kendi içinde sistematik bir yönetim biçimi var. Burada bugün işte bugün şu TL stopaj desteğine bile evet. Çok yakın zamanda onu gördük işte. 31 Mayıs'ta bitiyor. Bugün sabah kimse yani ne olacağını bilmeden kalktı mevduat sahipleri. Önemli çünkü o zaman tekrar bu yerine konmasaydı tekrar döviz talebi başlayabilirdi. Gün ortasında işte resmi gazeteye ek çıktı ve bunu tekrar uyarılar sonrası konduğunu gördük. Neden bunu devlet aklı düşünemiyor, planlayamıyor? Yani buradan başlayabiliriz. Reformlar sözü inandırıcı olmadı. Ben ona katılmıyorum. Hani öyle düşünmediğinizi de biliyorum zaten. Bunu da çok konuştuk ama hani açıkça konuşabilmek adına. Dolayısıyla hani hukuk reformu, ekonomi reformu beklendi ama orada aslında beklenen bir faiz artışı vardı. Faiz artışıyla küresel işte piyasalarda faiz geliri elde edemeyen bir takım yatırımcı buraya geldi. Ben o gelenlerin hiçbirinde kalıcı olarak geldiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla buradaki yaşanan
sistemsel bozukluk ekonomi yönetiminde bu kadar yansıdıkça da işte bir sıcak paradan öteye bir şey çekemediğimizi görüyoruz faizle. Biz bu kadar yapısal sorunu işsizliği yüksek faizle çözemeyeceğimize göre bir an önce risk primini düşürmek gerekiyor. Risk yaratan da zaten yönetimsel hatalar. Dolayısıyla yönetim biçimini değiştirmek gerekiyor. Benim hani çıkarımım bu kadar net. Tabii onu ne olacağını göreceğiz. Bugün Seyfettin Gürsel T24'de bir yazı yazmış seçim sistemle ilgili. Evet, evet. Gitgide esasında hem Akşener'in hem de Kılıçdaroğlu'nun da söylemleri esasında seçimin yaklaşıp yaklaşmadığına emin değiliz ama en azından öyle bir talebi oluşturmaya çalışıyor insanlar. Yani seçimin 2023'ten daha önce yapılması için bir talep oluşturmaya çalışıyor. Eğer de siyasi iktidarında bu yönde ben niyeti olduğunu düşünmüyorum artık erken seçim niyetini. Evet ama seçim sistemini artık muhtemelen değiştirmek isteyecekler. Peki buradan biraz da işlerin iyi gittiği bir yere gidelim. ABD'ye gideyim, Amerika'ya gideyim. Orada hep esasında biz kendi tabii ekonomik durumumuzu da göz önünde bulundurarak orada yükselecek enflasyon, biz hızlı yükselecek enflasyon, bize ne kadar zarar vereceğini konuşuyoruz. Bugün de PMI açıklandı. Maşallah diyelim Amerika PMI için. 62'ye geçti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O bizim yani Türkiye ekonomisi için, dünya ekonomisi tabii gelişmekte olan diğer ekonomiler için de kritik ama biz kendimize bakalım daha çok. Bizim için korkutucu senaryo biraz daha yaklaştık mı? Yüksek, hızlı yüksek enflasyon ABD'de. Ya orada şeyi de hatırlayalım. Dün tabii bugün salı değil mi? OECD'nin küresel ekonomik görünüm raporu yayınlandı. Aynı zamanda işte çıkan birkaç yer, Rubin'in bir makalesi vardı. Küresel büyümeyi Amerika'nın ve Çin'in sürüklediği. Çünkü erken aşılama yaparak, açılmaları daha erken yaparak ve özellikle Amerika tarafına doğru şekilde teşviklerin ve muazzam teşviklerin verilmesiyle bunun lideri, dünyanın geri kalan kısmı geriden geliyor ve o dengesizlikler aslında artıyor. Yani bu bir kritik durum. Asıl gerçek sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Ama kısa vadede para piyasaları içinde işte 4.2 ABD enflasyonu. Sene sonunda işte 3-3.5 civarı bir yere oturması bekleniyor. Bu ne demek? 4.2'den daha yukarı gidecek 6'lara 7'lere kadar herhalde biz yazarlarında bunu göreceğiz. Şimdilik 10 yıllık tahvil faizlerinde bir deprem yaratmadı. O sene başında yaratılan hareket olmadı. Neden olmadı? Çünkü FED sürekli açıklamalar yapıyor. İşte para politikasını erken değiştirmeyeceğiz diye ama şimdi piyasa beklentisi de yavaş yavaş bu tapering değişim söyleminin bu yılın sonlarına doğru başlayacağında. Bir de hani 4 enflasyonla 6-7 enflasyonu görmenin etkisi bence farklı olacaktır. Kalıcı olacağına dair sözler çok tatmin edici olmayabilir. Ki bunun yanında işte dün Almanya enflasyonu da vardı. 2.4 açıklandı. Bundesbank sene sonunda %4 civarında bir yerde Almanya enflasyonu biteceğini söyledi. Bu da hani Euro'nun ortaya çıkışından beri görülmemiş rakamlar. Yani bu gümbür gümbür varken Türkiye'nin sadece sıcak para çekme yeteneği varken faiz seviyesi sayesinde bu likiditar değişiminden, bu değişimden etkilenmemesi, olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. Kısacası belki önümüzde 1-2 aylık sakin bir dönem var ama ötesini ben çok sakin olarak göremiyorum TL açısından da, küresel finans piyasaları açısından da. Peki bu kadar Türkiye enflasyonuna gelirsek 2 gün sonra Türkiye'de enflasyon açıklanacak. Ne bekliyorsunuz? Yeni bir zirve görür müyüz? Yoksa beklediği gibi, bazılarının beklediği gibi yavaş yavaş artık zirveden geri dönüş başladı mı? Ya 17.1'in 17.2'nin üzerine çıkacağını göreceğiz bence. Çünkü çekirdek enflasyon, manşet enflasyonun üzerinde seyrediyor hala. Ama Mayıs özel bir ay. Kapanmalar ve Ramazan etkisiyle yani normalde gıda fiyatlarının işte mevsim sonraki etkinin olumlu olarak girmesi beklenir. Ama Ramazan olduğu için gıda fiyatlarında bir artış oluyor. Fakat biliyoruz ki işte bugün PMI detaylarında da özellikle artan maliyet baskılarından bahsediyor sanayi sektörü. Ve bunu yansıtmaya devam edeceklerinden bahsediyorlar. Dolayısıyla ben yeni zirvenin Mayıs'ta hani çok büyük bir fark olmasa da o aya özel sebeplerle Haziran ve Temmuz'da yeni zirvelere doğru gideceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla hani Merkez Bankası'nın o göreve getirdiği ya da göreve gelen faiz indirme kadrosunu kolay kolay o adımı atamayacağına eminim gibi. Çok emin olmayayım bence gibi değil mi? Evet, ben de bir cümleyi kurarken zaten sustum. Yani evet. Akıl onu gerektiriyor ya da rakamlar evet. Onu gerektiriyor. Evet öyle demek lazım çünkü yani rasyoneliyetten kısık kısık kopuyoruz. Biraz önce şeyden bahsettiğiniz stopaj hamlesinden yani bugün çıkartan resmi gazete kararından. Bir de COVID kapsamında, yani COVID'de kapsamı bir kısıtlama kapsamından yine değiştirildi. Tedbiri yine değiştirildi. Yine o da son gün yapıldı her zamanki gibi.
Tabii. Son gün değil, son saatler yapıyordu hatta. Yani 12'de bugün bitiyor, çocuklar gece okula gidiyor. Yani inanılır gibi değil. Dün akşam hangisi da gidiyor, kim, değil hangisi gidiyor, kim gidiyor, gidiyor o da belli değil tabii. Evet. Onun hakkında bir de işte orada ben şunu söylemek istiyorum kapatırken, sormak istiyorum size. Artık iyiden iyiye hayat tarzına müdahale ediliyor COVID bahanesiye şeysi. İyiden iyiye artık konuşulmaya başlandı. Herkes tarafından dile getirilmeye başlandı. Çünkü yani zaten bir süre konuşuyordu ama artık bir noktada bitirir bu dendi ama bitiremiyor. Bitirmedi. Hala da alışkanlık haline geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten işte akşam 9'dan restorana kapanması, 10'da sokağa çıkma yasağı, pazar günü sokağa çıkma yasağı. Bu arada pazar günü ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de çok ciddi bir kesim 6 gün çalışıyor. Özellikle daha işte orta ve alt gelir grubunda çalışan insanlar, maaşlı çalışan insanlar, mavi yakalılar birçoğu 6 gün çalışıyor. Şimdi pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edince o insanın esasında hiçbir hakkı tanımıyorsunuz. Yani en azından onlara cumartesi günü çıkartma izin verecekken, yani 5 gün çalışacaklar ya da sokağa çıkma yasağı cumartesi uygulanacak. Yani düşünsenize sadece işe gidiyor, evde ev hapsi, işe gidiyor ev hapsi. Evet. O da bana bir tuhaflık geliyor ama tabii bunu düşünen zaten yoktu. Ama genel olarak hem bunu hem de yaşam tarzı müdahale olayı nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru, çok net, çok doğru bence. Çünkü hani bu işte COVID ilk başlangıç yasaklar herkes için yasaktı. Sonra ne oldu? İşte Ramazan'la beraber önce restoranlar kapandı. İşte alkol yasağı vesaire, onları konuştuk. İşte alkolü yasaklamak için de ama bantlar yetmedi. İşte ne bileyim işte Orkid'den Selpo'ya kadar bir sürü saçma sapan deodorantlara yasaklar geldi ki onun arkasına o konsun diye. Şimdi bakıyoruz hani ya bilim diye bir şey var. Hani ben tabii ki... Yok, öyle bir şey yok. Öyle şey yap. O zaman tamam. Yaşam tarzına müdahale değil. Ya böyle bir şey, şeyi sevdi İçişleri Bakanımız ve tabii ki üzerindeki kademeler. Hani COVID güzel bir bahane. Ben böyle istiyorum, bu şekilde olacak. Çünkü hani cumartesi yayılmayan mikrop, pazar ya da yayılan mikrop ya da yayılmayan mikrop pazar günü mü yayılıyor? Ya da gece işte sabah 7'den 9'a kadar restoranlar açık. Ondan sonra mı bulaşıyor? Ya da işte hala sanatçılara, müzisyenlere o taraflara hiçbir destek, hiçbir açılma yok. Ama AVM'ler açık. Yani bunların hiçbir ele tutulur tarafı yok. Bu dolayısıyla ben hani bunu böyle istiyorum. Nasıl Ramazan'da alkollü yerleri kapattım diyebildiyse kendi seçmenine, azalan seçmenine. Bu da böyle bir dolambaçlı, üstü kapalı, çekim bir yönetme biçimi. Yani bunun adını doğru koymakta fayda var tabii ki. Tabii bunu uzun süre devam ettiriyor, uzun süre bir süre devam ettirecek diye benziyor. En azından Haziran ayı kesin gibi. Bu tabii artık bir sektörün ölmesi sebep oluyor değil mi? Tabii. Yani kalıcı etki bırakıyor yani. Şey diyemeyiz yani. Yasak kalkacak zaten bir gün aynı şey devam edecek demiyoruz. Yani hayatına zaten intihar eden bir sürü müzisyen de, onu da biliyoruz. Onun dışında daha haberimizin olmadığı bin bir tür sıkıntı çeken bir esasında sektör var. Evet de yani restoran sahibi şimdi hani her şeyi buraya kadar idare ettiniz diyelim. İşte dün akşam bekliyorsunuz, bugün açıldı. Geçen sefer ne oldu? O şekilde olmadı, açılmayacağıydı. Saatleri belli işte olamadı. Herkes gitti alışverişini yaptı, ne bileyim stoklarını doldurdu. Hop açılmadığı anlaşıldı vesaire kaldı. Yani bütün bunların olan güçlerinde harcanmasının son derece kötü bir yönetimi. Evet, bir sektör gitti. Yani bu restoranlar kapaldığın zaman bunlar zaten hani küçük orta işletmeler. Bunların hiçbir böyle zincir restoranlar değil ki. Hani esnaftan gerçekten bahsediyoruz. Dolayısıyla tekrar borçları ödeme, tekrar bunu çevirme, işte borç alma şansı kalmayacak. Üstelik işte nefes kredisi vesaireden de. İşte vergi borcun yoksa, onun bunun yoksa gibi. Zaten sen zor bir dönemden çıkmışsın. Elbette borcun var. Uçan kuşa borcun olmuş olması lazım. Bu destekten kim ne kadar yararlanıyor, o da tartışmalı. Dolayısıyla hani bu yanlış kararlar ama zaten yanlış kararlarla yönetildiğimiz için. Ne oluyorum işte hani restorasyon dönemi. İşte bu yani en küçüğünden en büyüğüne kadar. 128 milyar doların savrulmasından işte COVID desteklerinin verilme işine, bu tür işte güncel kararlara kadar tamamıyla bir yönetim krizi içinde Türkiye. Bunun değişmesi gerekiyor. Sert peki de unutmayalım. Ya onu pazar günü bir daha göreceğiz zaten. Ya bugün ama hani onu da eklemek lazım. Hani izlemeye elim gitmiyor. Hani gerçekten sosyal medyada follow edemiyorum ama çok son derece riyakar bir şekilde videolarını tabii ki seyrediyorum. Hani şey yok. Ama mesela Aleviler üstünde yaptığı uyarılar var. Bugün işte Aleviler Birliği Başkanı açıklama yapıyor. Biz zaten polisin içinden dostlardan uyarı aldık. Böyle bir şey bekliyorduk diye. Yani bunlar çok önemli tartışmalar ya. Bunlar hani gerçekten baştan aşağı bir takım şeylerin hani hiçbir zaman belki değişmemiş Türkiye'de ama çok önemli şeylerin değişmesi gerekiyor. Şey de enteresan Gülhan Hanım. Yani ona bakıyorum. Serhat Peker profili büyüyor bu sonuçta. Kendisi de kabul ediyor zaten birçok şeyi, ifadesi. Öyle bir ismin Türk bir ülkenin gündemini bu kadar uzun süre meşgul edecek kadar materyal toplaması, bilgi toplaması, yani
ve ağırlığının olması da enteresan bir şey. Çünkü bu tip şeyler genelde, yani tamam tabii ki dünyanın her yerinde bu tip insanlarla ve buna konuştuğunda gündem olur ama çok kısa bir sürede artık o hukuku mecraya girer ve zaten orada işlemeye devam eder. Yani sadece haber geldi, işte bazı günler tartışma konusu olur. Bizim öyle değil ki, bizim resmen blok etti hayatı. Yani bizim ülkenin birinci gündemini esasında bir organize suç örgütü lideri Sert Peker belirliyor. Çok da enteresan yani, bu kadar uzun süre bu kadar gündeme meşgul edebilmesi, bu kadar bilgiye hakim olması. Çünkü Susurluk'tan bu yana o hani bir şeyler işe aldı ama o ilişkiler kopmamış. O ilişkiler işte iktidarlar değişmiş, bir süre geri plan edilmiş. Sonra tekrar iktidar içindeki bir takım hani soruşturma da olmadığı için bunları şimdilik bilemiyoruz. Onun için de bir iktidar değişimi gerekiyor. Bunların kimin kimlerle hani kimlerin beraber bu işleri tuttuğunu açıklanması gerekiyor. Dolayısıyla evet ilgiyle izliyoruz. Çünkü hani 90'larda yaşananları biraz okumuş insanlar, benim gibi hani biraz çoluk çocukluk zamanında hatırlayanlar zaten biliyor. Hani bunların ifade edildiğini görmek tabii ki insanı hani çekiyor oraya, ister istemez gündemi oluşturuyor. Çünkü Türkiye değişmiyor hani o anlamda. Evet, üzülsek de üzülüyoruz tabii ki. Merak ediyoruz. Evet, patinaj ve öğrenmek hakkımız, evet, hepimizin hayatlarını etkiliyor sonuçta. Keşke yani doğru bir informasyon olsa her taraftan ama tabii ki öyle bir şeyimiz yok çünkü herkes konuşmuyor. Hukuk, adalet yapmıyor yani, gereğini yapmıyor. Ya çok ilginç. Şimdi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı işte iki defa televizyona çıkıyor. Aslında Sedat Peker'in açıklamalarına cevap vermek üzere. Arkasından işte Davutoğlu televizyona çıkıyor. İşte Sedat Peker'in açıklamalarına cevap veriyor. O sırada oraya açıklamalar yaparken Sedat Peker canlı olarak Twitter'da ona cevap veriyor. Yani evet, hani aslında bunu izliyoruz. Hani dünya o şekilde değişti artık. Hani bir şeyler saklanamıyor. Birisi bir şeylerde işte canı yandığında konuşmaya kalktığında işte bunlar çok hızlı bir şekilde izleniyor. Yani yokmuş gibi ve deve kuşu gibi davranarak bir yere varılmayacak. Ya bu şeyler açığa ama çıkacak, bir takım isimler gidecek ya da çok büyük yerlere ulaşıyorsa da işte her şey sil baştan yeniden yapılacak. Yani Türkiye'nin başka çaresi kalmadı düzelmek için, gerçekten kalmadı. Evet, yani bir tane Hürriyet baskınından tut başka şeylere kadar bir tek konuda şu an somut bir araştırma bildiğimiz kadar yapılmıyor. Herhalde yapılsaydı bilirdik yani. Ya işte bugün şey var, Sedat Peker'in kardeşim dediği neydi, A'la başlıyor adı, öbür Peker'in. Ya sadece yaptığı suç duruşuna işte Cumhuriyet Savcılığı kabul edip bir işte bu Adalı suikastine soruşturma açıyor. Adalı işte Kıbrıs'ta yazışmalara başlayacak. Hani orada hani bu yazışmayla mı olur? Hani kalkıp giderek daha hızlandırılarak mı olur? Bu zamanı mı yedirilecek, laf olsun diye mi? Bunları izleyeceğiz. Bir tek o var. İzleyeceğiz, göreceğiz. Ama tabii geçmiş tecrübemiz bu konuda şu anki güç dağılımına, güç dengesine pek bir şey yapacağını ben bir yani yapamam. Yani uzatıyorum ama hani şeyden çıkıyor yani, o kadar böyle AKP, MHP kendi içlerinde ve birbirleriyle öyle bir güç mücadelesi içinde ki hani basından şeyi okuyoruz işte, bir takım belgeler Sedat Peker'e gidiyor işte, hani nasıl o petrol işini anlatırken isim Cumhurbaşkanlığında şu diye kendi de bakmaya, muhtemelen son gelen bilgilerden hani oraya doğru akıyor bu patlamadan çıkan şeyler. Hani çok da soruşturma da elbette açılması gerekiyor hukuk zemini ama zaten hani saklanan ne varsa ortaya işte çıkıyor bir şekilde. Çünkü birbirleriyle kavga içindeler. Biz de izliyoruz işte, o sırada işte işsizlik %25 oluyor. İşte ne bileyim, stopaj uzatmayı unutuyorlar ya da onu uzatmayacağız deyip biz bu kaynağı başka yere yönlendiriyoruz demeyi unutuyorlar falan. Çünkü yönetmeyi unutuyorlar. Çünkü kendi kavgaları içinde şu anda büyük bir güç kavgası oran var. Oran tüm ülke oluyor tabii. Herkes oluyor. Her vatandaş oluyor. Hepsine olmuyor gerçi. Çoğun oluyor diye. Herkes olmuyor. Biz de izlemeye devam edeceğiz zaten. Konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Uzun konuştuk bu sefer.